Elektrik akımı herhangi bir maddenin içinden geçtiğinde ısı üretildiğini daha önce duymuş olabilirsiniz. Mesela bu tel. Aynı sebepten çok fazla oyun oynadığınızda cep telefonunuz ısınır. Elektrik enerjisinin bir kısmı istenmeyen ısıya dönüştüğünden bunun elektrik israfı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak diğer yandan bu durum elektrikten ısı elde edebileceğimiz ve ateşe muhtaç olmadığımız anlamına gelir. İşte günümüzde ütülerde, tost makinelerinde ve hatta elektrik ampullerinde bu ilkeden yararlanılır. Örneğin ampullerde elektrik sayesinde üretilen ısıdan ışık elde etmiş oluyoruz. Bunun uç bir örnek olduğunun farkındayım ama bir ağaca yıldırım düştüğünde çok fazla ısı üretildiğinden ağaç yanmaya başlar. İster iyi, ister kötü, ister ölümcül olsun, bu videoda elektrik akımının neden ısı üretimine sebep olduğunu ve aynı zamanda elektrikten üretilen ısı miktarının nasıl hesaplanacağını öğreneceğiz. İlk olarak kavramın kendisinden bahsedelim. Bu olay elektrik akımının ısı etkisi veya Joule yasası olarak adlandırılır. Sebebi ise elektrikle ısı arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak inceleyen ilk insanın James Joule olmasıdır. Aynı zamanda uluslararası birim sisteminde enerji birimi olan Joule de aynı kişinin adıyla anılır. Şimdi sorumuza geri dönelim. Tüm bu durumlarda Joule yasasına sebep olan nedir? Bunun başlıca sebebinin elektron ve atomlar arasındaki çarpışma olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu olayı ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Bu ısının nereden geldiğini daha rahat anlamak ve teli oluşturan atomları daha rahat incelemek için bu teli atomlarına kadar yaklaştıralım. Elektrik akımının görüldüğü durumlarda maddenin içerisinden elektronların geçtiğini söyleyebiliriz. Burada önemli olan şu. Elektronlar düz bir çizgi halinde hareket etmez. Bunun yerine yolların üzerinde ne zaman bir atomla karşılaşsalar bu atomlardan sekerek yollarına devam ederler. Yani elektronların sürekli yolların üzerindeki farklı atomlarla çarpıştığını ve bu atomlardan sektiğini söyleyebiliriz. Çarpışma sırasında da elektronlardaki enerjinin bir kısmı atomlara aktarılır. Bunu oldukça küçük bir taşın büyük bir taşa çarpmasına benzetebiliriz. Küçük taştaki enerjinin bir kısmı büyük taşa aktarılır. Öyle değil mi? Aynı şekilde elektrondaki enerjinin bir kısmı da atomlara aktarılır ve sonuç olarak atomlar hafifçe titreşime uğrar. Sanırım çok sayıda elektronun bu atomlarla çarpıştığında neler olacağını tahmin etmişsinizdir. Bu atomlar dediğim gibi titreşime uğrar. Yani herhangi bir maddenin atomları ne zaman titreşime uğrarsa o maddenin ısınacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden elektrik akımı olduğunda yani elektronlar herhangi bir maddenin içinden geçtiğinde elektronlarla atomların çarpışmasından dolayı elektronlardaki enerjinin bir kısmı atomlara aktarılır ve bu da atomların sallanmasına sebep olur. Sonuç olarak da o madde ısınır. Joule yasasının nasıl olduğunu anladığımıza göre üretilen ısı miktarıyla elektrik arasında bir bağlantı olup olmadığına bakalım. Buradaki görüntüyü silip yerine bir ampul teli çizelim. Ampulden geçen akımın I, ampulün iki tarafındaki potansiyel farkında V olduğunu varsayalım. Üretilen ısı miktarını hesaplamak için tek yapmamız gereken enerjinin korunumu yasasından yararlanmak. Elektrik enerjisinin ısıya dönüştürüldüğünü önceden biliyorduk. Örneğin saniyede 100 jürlük elektrik enerjisi kaybı varsa bu saniyede 100 jürlük ısı üretildiği anlamına gelir. Yani gördüğünüz gibi tek yapmamız gereken burada saniyede ne kadar elektrik enerjisi kaybı yaşandığını hesaplamak. Bunun nasıl yapıldığını önceki videomuzda görmüştük. Elektriksel güç olarak adlandırdığımız saniyede kazanılıp kaybedilen elektrik enerjisinin miktarının gerilim ve akımın çarpımı oluştuğunu öğrenmiştik bu formülün nasıl oluştuğunu merak ediyorsanız bu konuyu ayrıntılı bir şekilde anlattığımız önceki videomuza bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu sayı saniyede kaybedilen elektrik enerjisi miktarını ifade eder. Bu miktar ısıya dönüştüğünden o zaman bu sayı aynı zamanda saniyede ne kadar ısı üretildiğini de belirtir. Bunu yazalım. Bu sayı üretilen ısı miktarı bölü saniyeyi ifade eder. Yani saniyede bu kadar ısı üretiliyormuş. 10 saniyede bunun 10 katı kadar ısı üretilmiş olur. Genel anlamda üretilen ısı miktarının saniyede üretilen ısı miktarını ifade eden bu değer çarpı T olduğunu söyleyebiliriz. İşte formülümüz. Bu yeni bir formül değil çünkü zaten kazanılan ve kaybedilen elektriksel güç miktarını hesaplamayı biliyorduk. Yani bu formüle göre ne kadar akım varsa o kadar ısı üretilir. Bu da oldukça mantıklı. Çünkü akım ne kadar fazlaysa, saniyede maddenin içinden geçen elektron miktarı da o kadar fazla olur. Bunun sonucunda da saniyede gerçekleşen çarpışma sayısı artacağından saniyede üretilen ısı miktarı artar. Ayrıca bu formüle göre gerilim ne kadar fazlaysa ısı miktarı da o kadar fazla olur. Peki, bunun sebebi ne? Hatırlarsanız gerilim potansiyel farkı ifade ediyordu bu da bu yükleri yani bu elektronlardaki potansiyel enerji miktarının bir göstergesi yani gerilim ne kadar fazlaysa bu elektronlar da o kadar enerjiyle yüklenir bu yüzden de daha fazla enerjiyle yüklü maddeler bu atomlara çarptığında atomlar daha fazla titreşime uğrar sonuç olarak da daha fazla ısı üretilmiş olur yani ağaca yıldırım düşmesi gibi akımın ve gerilimin çok yüksek olduğu durumlarda üretilen ısı miktarı da aynı oranda artar ve bu da ağacın yanmasına sebep olur. Peki gerilimle akımı değil de gerilimle direnci biliyorsak ne olur? Ya da akım ve direnci diyelim. Bu durumda da üretilen ısı miktarını hesaplayabilir miyiz? Evet hesaplayabiliriz çünkü gerilim akım ve direnç arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Ohm kanununa göre gerilim akım çarpı direnci eşit. Buradaki formülde V değerini IR şeklinde yazalım. O zaman ne olur? I R çarpı I. Bu da bize I'nın karesi çarpı R çarpı T'yi verir. Böylece formülümüzü akım ve direnç cinsinden yeniden yazmış olduk. Benzer şekilde bu formüldeki I değerini de V bölü R şeklinde yazabiliriz. O zaman da formülümüz V çarpı V'den V kare bölü R çarpı T olur. Bu formülde hangi miktarda ısının üretildiğini gerilim ve direnç cinsinden yazmış olduk. Bunların üçü farklı formüller değil. Aslında hepsi aynı ve şu formülden geliyor. Yani şu formül asıl formülümüz. Ve Ohm kanunundan yararlanıp değerleri farklı şekilde yazarak iki formülü elde edebiliriz. İşte bu kadar. Ancak videoyu bitirmeden önce bazı teknik ayrıntılara değinmek istiyorum. İlk olarak elektrikten ısı elde edildiğinde bu Güç kaybı olarak adlandırılır. Yani güç kaybını hesaplamamız istendiğinde saniyede üretilen ısı miktarını bulmamız gerekir. İkinci olarak James Joule elektrikle ısı arasındaki ilişkiyi anlamak için yaptığı deneyler sırasında bu formülü hiçbir matematiksel işlem yapmadan deney yoluyla bulmuştur. Bu yüzden bu formüle Joule yasası ya da Joule ısı yasası denir. Ancak o zamanlar bu formülün nereden geldiği bilinmiyordu. Fakat günümüzde bu formülün aşağıdaki iki formülle aynı olduğunu biliyoruz. Yani günümüzde bu üç formül de Joule yasası olarak kullanılabilir.